Merhabalar herkese. Çok güzel bir gün diliyorum. İsmim Koray Varol. Matematik öğretmeniyim. Güzel şeyler konuşacağız, güzel şeyler paylaşacağız. Bugün yine çok cici bir konuğum, çok tatlı bir konuğum var, çok başarılı bir konuğum var, çok değerli bir konuğum var. Onunla birlikte güzel şeyler konuşacağız. Nasıl yaptı, nasıl başardı, hedefleri neler onu konuşacağız. Amacımız diğer çocuklara yönelik olarak, ailelere yönelik olarak örnek durumlar göstermek, onların nasıl yaptığı üzerinden diğer çocukların daha iyi gelişmesine yönelik olarak onlara katkı sağlamak. Bugünkü değerli konuğum Elif. Merhaba Elif'ciğim, nasılsın? İyiyim hocam, siz nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Güzel bir gün olsun, güzel bir yayın olsun. Umarım. Biraz kendinden bahseder misin? Kaç yaşındasın, hangi okulda okuyorsun? Tabii, ben Elif, Elif Kulaksız. İstanbul Erkek Liseler Eğitim Vakfı İELEV'de 10. sınıf öğrencisiyim. Bir yıl Almanca hazırlık okudum. Süper. Peki bir şey soracağım sana. Mesela Almanca hazırlık okudum dedim. Mesela Almanca nasıl bir dil? Kolay mı, zor mu, farklı mı? Öğrenmesi nasıl bir şey? Biraz anlatabilir misin lütfen? Almanca zor bir dil. Zor bir dil. Ama ben çalışarak durumu biraz daha halledebildiğimi düşünüyorum. Tamam. Çok çalışma gerektiren bir dil ve çok fazla günlük hayatta kullanmamızı gerektiren bir dil. Çünkü bu tarz dil konularını günlük hayatta kullanmadığımız müddetçe anlamak, öğrenmek biraz daha zor olabiliyor. Güzel. Mesela burada şöyle bir soru sorayım mesela. Almanca sence nasıl iyi öğrenilir? Bunu biraz anlatabilir misin mesela? Orada Almancayı mesela iyi öğrenmek isteyen bir öğrenci, bir birey, bir yetişkin hangi hareketleri yaparsa Almancayı daha rahat öğrenebilir? Aslında çok klişe olacak ama film izlemek, dizi izlemek gibi günlük hayata uyarlayabileceğimiz durumlarda Almanca bence çok kolay öğrenilebilir. Ben aslında çok da zor bir şey değil. Ya evet. Kolay değil ama çok çok da zor değil. Doğru mu anladım? Evet, doğru. Tamam. Ben örneğin kendim konuşurken sürekli ben bunu Almanca desem nasıl olurdu? Ben bunu Almanca nasıl ifade edebilirim diye düşünüyorum. Bazen evet her şeyi söyleyemiyor olabiliriz ama Almanca'ya çevirmek anlamında. Böyle bunu hep aklımda düşünüyorum. Hani ben bunu nasıl söyleyebilirdim? Nasıl kolay bir şekilde bildiğim kelimelerle anlatabilirim Almanca'da diye. Aklıma hep geçiriyorum. Bu bana dil anlamında çok katkı sağladığını düşünüyorum. Aynı şekilde İngilizce'de de öyle. Yani bir şeyi öğrenmek istiyorsak onunla ilgilenmek, onu yapabileceğine inanmak, onunla ilgili merak da geliştirmek ve onunla biraz dertleşmek önemli anladığım kadarıyla. Evet, en önemlisi de istekli olmak. İstekli olmak, yapacağına dair talepli olmak ve istemeye yönelik olarak hamle yapmak. Evet. Süper. Evet. Peki, bildiğim kadarıyla senin okulun biraz daha böyle sayısal ağırlıklı bir okul. Evet. Evet. Peki mesela sen ne düşünüyorsun bir fizik konusunda, bir kimya konusunda, bir biyoloji konusunda, matematik, geometri? Buraları nasıl tanımlarsın? Aslında bizim okulda benim en çok bu ders anlamında zorlandığım kısımlardan biri derslerimizin hepsinin, yani çoğunun Almanca olması. Diğerleri de mutlaka yabancı dil zaten. Ama ben çalışarak bu durumu halledebiliyorum. Geçen hafta sınav haftamdı benim. Tamamen sanki fizik dersine çalışıyorsam eğer, sanki tek fizik dersi alıyormuşum gibi düşünerek ona yoğunlaşarak çalışıyorum. Ertesi gün kimyaya çalışacaksam aynı hamleyi kimyaya göre de yapıyorum. Güzel. Peki tekrar fizikle edelim. Aran nasıl, kimyayla aran nasıl, biyolojiyle aran nasıl, hangisi sana daha kolay geliyor ve hangisiyle daha yüksek hedeflerin var? Mesela uzun vadeli hedeflerine yönelik olarak bir şeyler çizmeye yönelik olarak onlardan hangisi sana daha yakın, daha sıcak, daha iyi geliyor? Aslında hangisine çalışırsam o daha iyi oluyor. Ama güzel. Hepimiz çalıştığımız, yapabildiğimiz yerleri seviyoruz. Zaten evet, öğrenciler genel anlamda yapabildiklerini seviyor, diğer dersleri sevmiyor. Soruyorum, o sevmediğin dersi yapabiliyor musun? Yok, yapamıyorum diyor. Yapsan sever miydin diyorum. Evet, severdim diyor. Peki, güzel bir şey söyledin. Ben biraz daha sanırım fizik daha çok seviyorum. Aslında biyolojiyi de seviyorum. Onu da birazcık anlamakta daha zor. Biyoloji geçiyor. Almanca mı? Biyoloji Almanca, fizik İngilizce. Onun da birazcık etkisi var. Kimya dersi birazcık bana zor geliyor. Biraz daha hani hayal etmek aklımda. Kelime ve bu terimlerde zorlanıyorum ben. İfade edebilme konusunda. Ama ders esnasında anlarken o kadar zorluk çekmiyorum. Çünkü mesela nasıl dinliyorsun dersi? Ne yapıyorsun da zorluk çekmiyorsun? Kendine ne söylüyorsun da iyi geliyor? Biraz orayı anlatabilir misin mesela? Şöyle,
Ben derslerde aslında küçük küçük notlar alıyorum. Yani öğretmenlerimiz bizimle sonrasında bu sunumları ve çalışma materyallerini paylaşıyor. Ben ders esnasında birazcık da kötü yazarak not alıyorum ki eve geçeyim, hani evde onu tekrar baştan yazayım. Ben yazarak öğrenen bir öğrenciyim. Tamam. Böyle kendime fayda ettiğini düşünüyorum. Derse ders esnasında dinliyorum. Soru varsa sorularımı söylüyorum. Bana çok değer verdiğim bir öğretmenim şey demişti. İlk dinleyişte %70'i aklımızda kalırmış. Sonra o %30'u ikinci, üçüncü de tekrar edişlerde otururmuş. O yüzden ilk dinlemek çok önemli derste. Derste mutlaka dinliyorum. Mesela başka stratejim var mı? Mesela iyi dersindeyken not alıyorum. Hatta biraz kötü not alıyorum ki sonra bir daha tekrar düzeltebileyim diye. Anlamadıklarımı soruyorum. Mesela başka neler söyleyebilirsin? Mesela iyi ders dinleme, iyi öğrenmeye çalışma. Oralarla ilgili neler söylersin? Ben özellikle Almanca hazırlık okurken şuna çok dikkat ediyordum. Bu defterin bir kısmına bir çizgi çekerek sağ tarafını sadece sözlükmüş gibi kelimeler yazıyordum. Güzel bir hamle. Bu artikelleri dediğimiz Almanca'da olan bu başına gelen kelimelerle birlikte. Ve onların Türkçelerini yazıyordum. Öğretmen eğer derste bir şey anlatırken eğer özellikle dikkat çekmek istediği bir yer varsa onu biraz daha büyük, kalın veya yıldızlayarak yazıyorum. Bunlar benim böyle kullandığım. Süper. Peki sonra eve döndün. Evde nasıl çalışıyorsun? Nasıl tekrar ediyorsun? Ne yapıyorsun? Biraz o kötü yazdıkları nasıl düzeltiyorsun? Orayı biraz anlatır mısın? Yani evdeki çalışma disiplini nedir? Yani seni başarıya götüren, başarılı kılan taktiklerin, tekniklerin nelerdir abicim? Şöyle, bizde mesela benim için en önemli şey oturunca ilk önce ben bu üniteden, konudan ne anlamam gerekiyor? İlk önce bir onu oturuyorum, yani oturtuyorum. Ben o konuda ne amaçlıyorum, ne öğrenmeyi amaçlıyorum? Güzel. Ondan sonra bu amaçladığım konuları ben defterime ilk başta hani içerikler yazıp o içerikleri yazıyorum. Bunları öğreneceğim diye. Sonra çok güzel yazmaya çalışıyorum. Orada da biraz zıtlık var. Çok dikkat ederek, çok önem vererek yazıyorum. Ne kadar önemseyerek yazarsam yazdığımı, ne kadar dikkat ederek, o kadar benim aklımda kalıyor. Hani üzerine çok durduğum için. Ezberlemeye çalışıyorum biraz ben. Hani ama ezberlemek demek sadece anlamayarak değil. Yani öğrenmeye çalışıyorsun. Evet, kafamda kurarak öğreniyorum ben. Güzel. Özellikle bu fizik fen derslerinde kafamda kurmanın çok önemli olduğunu mesela düşünüyorum. İyi öğrenme ne demek mesela? Kafanda kurmak ne demek? Orayı nasıl çok güzel bir şey anlatıyorsun da biraz açmanı istiyorum orayı lütfen. İyi öğrenmek şu demek, bence günlük hayata uyarlayabilmek demek. Mesela işte 8. sınıfta basit makineler vardı. Bazen şey oluyordu böyle soda falan açacakken o aklıma direkt basit makineler örneği geliyordu. İşte nerede denge var, nerede ne var bunları hep düşünüyordum. Günlük hayatta bu öğrendiklerimizi okulda akademik anlamda öğrendiklerimizi yansıttığımız takdirde bence başarılı olmak çok daha kolaylaşıyor. Günlük hayatla eşleştirdiğimiz sürece daha rahat öğreniyoruz, daha çok aklımızda kalıyor. Sonra da yapabilme potansiyelimiz artıyor. Evet, öyle. Süper. Peki bir taktik daha versem mesela ders çalışmayla ilgili? Bir taktik daha versem, ben mesela her şeyi... Gizli bir taktiğim var mesela, şöyle bir hareket yapıyorum, bunu herkes öğrensin isterim. Aslında ben kullanıyorum ama insanlara da faydası olsun. Bir taktik daha var mı? Şöyle var, internette bir işte sitede böyle ünitelere kartlar şeklinde yazıyoruz işte kelimeleri, sonra anlamlarını, sonra o bize karıştırıp bizim karşımıza çıkartıyor. Ben öyle rastgele küçük bir hamle setler, yapıyor. Evet evet, küçük küçük setler hani atıyorum ünite bir kelimeler yazarak bu şekilde çalışıyorum. Her şeyi yazarak çalışıyorum ben. Yazmak ne işine yarıyor mesela? Yazmak daha iyi aklımda tutmaya, daha iyi oturtmaya, mesela cümleyi işte daha iyi kodlamaya. Ben. Evet evet, slide'dan okudum. Bunlar mesela. Aklımda tutuyorum. Sonra onu yazmaya çalışıyorum. Bakmadan yazmaya çalışıyorum oraya. Evet, güzel bir hareket. Böylelikle hani anladığım kadarıyla kendi cümlelerimle yazmış oluyorum. Güzel. Güzel. Arkadaşlarımla bazen birbirimize anlatıyoruz. O da çok güzel bir öğrenmedir. Akran öğrenmesi. Onu biraz anlatabilir misin? Benim çok
en yakın arkadaşlarımdan biriyle bunu çok sık yapıyoruz. Şimdi hani geçen yıl karantina, korona süreci vardı. Zoom alıştık yani kullanmaya bayağı. Hadi bağlanalım deyip. Evet evet, yani telefonla konuşuyoruz. Ya ben bunu anlamadım. Ha okey, ben anlatayım sana. Direkt işte Zoom linki gönderiliyor. Oraya herkes giriyor ve orada birbirimize anlatıyoruz. Bazen birbirimizin eksiklerini de tamamlıyoruz böylelikle. Benim için çok daha verimli oluyor bazen. Arkadaşına anlatırken ne öğreniyorsun? Biraz onu anlatabilir misin? Arkadaşıma anlatırken aslında yani hepimizin bir insan olduğunu, hepimizin her şekilde hani mükemmel bir şekilde bilmeyebiliriz her şeyi ama... Evet, çok güzel bir şey söylüyorsun. Devam et. Ama böyle beraber yaptığımızda aslında bir adım daha yaklaşıyoruz. Bir adım daha öğrenmeye, anlamaya yaklaştığımızı fark ettim. Süper. Peki abicim. Güzel bir LGS dönemi, güzel bir başarı. Mesela LGS döneminden ne öğrenmiştin mesela? Dönüp baktığın zaman LGS sana ne kattı? LGS'deki o çalışma ne kattı? LGS'deki başarı sana ne kattı? Bunu biraz anlatabilir misin lütfen? Aslında bana LGS'nin en büyük katkılarından biri kendimi daha yakın, yani öğrenme biçimimi daha net anladım. Ben biraz daha planlı programlı çalıştığım takdirde başarılı olan bir öğrenciyim. Ve bu ajanda kullanma gibi, ben bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu tarz planlı programlı hareket etmeyi LGS sürecinde ben öğrendim. Bir ajandam vardı. Mesela bugün işte ben 350 soru çözmeyi hedefliyorum ama yarın hafta sonu, yarın 400 çözeceğim. Ben bunu yazarsam eğer yarın onu gördüğümde o beni motive ediyordu. Veya bazen hep aynı şekilde devam etmiyor olabiliyor bu motivasyonumuz. Bir ay sonrası bugüne mesela not bırakıyordum. Ben bugün işte şunları şunları yapacağım diye, başarabilirsin gibi. Geleceğe dair. Evet, güzel. Bazen öğretmenlerim aynı şekilde not bırakıyordu. Onların birden bir sayfa çevirdiğimde o notu görmek beni çok motive ediyordu. Güzel, evet. güzel, tebrik ediyorum. Peki motivasyon iyi giderken biraz orayı anlatabilir misin lütfen? Motivasyon iyi giderken şöyle, benim özgüvenim çok yüksek oluyordu bir şey başarabildiğimde. Bir denemeyi iyi yaptığımda, bir soruyu daha önce çözemedim ama... O gün çözdüysem, o gün öğrendiysem çözmeyi, benim için bu çok büyük bir başarı oluyordu. Bu beni çok mutlu ediyordu. Nasıl hissediyordun, ne düşünüyordun? Oradaki özgüveni bir anlatabilir misin lütfen? Benim bu hedeflerime daha yaklaştığımı, daha bir adım daha yakın olduğumu hissettiriyordu bana. Yapabileceğini hissettiriyordu, evet. Olacağını hissettiriyordu. Evet. Süper, güzel bir şey. Mesela LGS dönemi başka sana ne öğretti desem, iki tane daha şey istesem paylaşabilir misin lütfen? LGS dönemi bana başka ne öğretti? Aslında çok şey var. Biraz anlat ama insanlar bilsinler yani. Evet, şöyle aynı zamanda hayatımızın hep, yani bu sınav bizim için çok önemli. Bence herkes elinden geleni yapmalı, ben öyle yaptım. Ama aslında bu bir son değil de aslında çok güzel de bir başlangıç. Liseye başlıyoruz. Bir şeyin başlangıcı. Evet, yani güzel. Hep bir şeyin bir sonu aslında başka bir şeyin başlangıcı olabiliyor. Güzel. Ben bunu öğrendim. Bir de şunu öğrendim. Ben hala hayatımda bir sürü sınava giriyorum. Ve bu devam ediyor yani aslında tek sınav değil. Ama... Bu sınavlardaki aslında en önemli, yani en önemlisi o sınava girdiğimiz an değil de sınava çalıştığımız o hazırlık dönemi bence. Orası daha mı önemli? Evet. Biraz orayı anlatabilir misin lütfen? Şöyle, aslında biz bir yıla yakın bir süre çalışıyoruz. Sonra 2 saatlik bir sınava, belki 1,5 saatlik bir sınava giriyoruz. Bence asıl önemli olan bu dönemde bizim ne yaptığımız. Çünkü o dönemde biz eğer ne yaparsak çalışma döneminde sınavda bunu geçiriyoruz kağıda. Ve bu dönemde bizim çok kendimizi kötü hissettiğimiz dönemler oluyor. Bazen çok iyi hissettiğimiz dönemler oluyor. Biz bunu kendimiz planlayarak yönetiyoruz. Bu zamanı biz yönetiyoruz. Ama eğer biz yönetmezsek o zaman zaman bizi yönetiyor. Ve orayı bir anlatır mısın? Bak çok hassas, yine güzel bir şey söylüyorum. Mesela zamanı yönetmek, zamanın seni yönetmesi ya da zamanın geçmesi. Mesela zamanı yönetmeyle ilgili olarak neler söyleyebilirsin?
Aslında ben burada yine bu ajanda konusuna geri döneceğim. Ajanda konusuna. Çünkü ben planlı ve programlı post-it'e yazdığımda aklıma kalmıyordu. Ama ajandama yazdığımda o zaman planlı olduğumu hissediyordum. Benim bir haftalık programlarım vardı. Yani pazartesi bunu yapacağım, salı bunu yapacağım gibi. Bu küçük kendime koyduğum hedeflerle ben aslında zamanı daha iyi yönetiyordum. Eve geliyordum. Bugün matematik çalışacağım, sonra Türkçe çalışacağım, sonra fenden biraz soru çözeceğim ama atıyorum daha çok konu anlatımına önem vereceğim ama yarın bu konu anlatımını yaptığım fen konusunun sorularını çözeceğim. Bu bir programlamak. Eğer ben bu zamanda biraz daha spontane davranırsam o zamanki belki mod değişikliğine göre hani bunu yapamıyor olabiliyoruz. Ajanda o zaman biraz sabitlemeye, ajanda biraz hedef koymaya, ajanda biraz yapılacağı belirlemeye, daha belirginleştirmeye mi yarıyor? Evet. Biraz daha somutlaştırıyor bu aklımızdaki hedeflerimizi, istediklerimizi. Yani ajanda kullanmak başarıya ciddi anlamda katkı sağlıyor. Evet. Peki. Bir tane daha bir şey söylesen mesela LGS ile ilgili. Sana ne öğretti? LGS sınavı, LGS sınavına hazırlanmak. Ne öğrendin mesela? Bir tane daha böyle bir şey söylesek. Bir tane daha bir şey söylesem. Büyük ihtimalle aslında bu çalışmalarımızın hepsinin mutlaka bize katkı verdiğini, mutlaka sonunda... Orayı da bir anlatır mısın? Şöyle, bazen çok çalışıp, yani sınav sonucunda değil de ileriki hayatımızda aslında kaderimizde bunun çok etkisini görebiliyoruz. Ben mesela çaba. Şu an işte olduğum okulda, bulunduğum yerde arkadaşlarımla çok mutluyum. Ve farklı bir yer olsaydı bu kadar mutlu olmayabilirdim. O yüzden çabalarımız eninde sonunda bize mutlaka geri dönüyor. Hiçbir zaman karşılıksız kalmıyor. Süper. Bir de onlar da çaba harcayıp geldiği için... Evet. Orayı biraz anlatabilir misin mesela? Oradaki arkadaşlık ilişkilerini. Yani sen çaba harcadın yaptın, onlar da çaba harcadı yaptı ve orada bir birliktelik oluyor. Ne oluyor? Orayı biraz anlatabilir misin? Hedeflerimizin çoğu mesela arkadaşlarımla aynı oluyor. Yani ben yurt dışı daha okumak istiyorum mesela. Tamam. Ama hepimiz mesela yurt dışında atıyorum bazılarımız aynı yerde, aynı ülkede okumak istiyor. Sonra işte arada konuşuyoruz böyle Türkiye'ye geri döndüğümüzde nasıl olur, hala görüşür müyüz diye. Ders anlamında mesela çoğu insanın sayısal anlamda daha çok bazılarının ilgisi oluyor. Bazılarının daha çok sözel anlamda ilgisi oluyor. Bizim okulda mesela edebiyat dersleri de çok yani çok işleniyor, çok sağlam işleniyor, iyi işleniyor. Evet. Öğretinceye kadar işleniyor. Peki. Evet, cümlenin altındaki asıl istenilen, asıl verilmek istenilen anlamı çok işliyoruz mesela. Bazen herkes her yeri anlamayabiliyor ama biz çok destek veriyoruz birbirimize. Orayı biraz anlatır mısın mesela? Akran desteği, birbirinize destek olmak, iyi ilişkiler. Orayı biraz anlatmanı rica etsem. Dediğim gibi bu Zoom'dan birbirimize ders de anlatmak. Bu birincisidir. İkincisi kütüphanede biz mesela o gün eğer önemli bir sınav yapacaksak, sınav öncesinde veya küçük sınavlar olacaksa, quizler, o zaman mutlaka kütüphaneye gidip işte arkadaşlarımla birbirimize anlatıyoruz. Veya ödevde bazen bir şey soruluyor öğretmene ama her zaman bazen bir öğrenci daha iyi anlayabiliyor başka bir öğrencinin sorduğunu. Diğerine göre daha iyi anlamış oluyor ve ne yapıyorsunuz? Ve birbirimize anlatıyoruz. Yazarak olabiliyor. Bazen mesela sınavdan önce bizim 45 dakika boş vakitlerimiz oluyor. Geçen hafta da dediğim gibi sınav haftasıydı. Birbirimize mesela sınavdan önce soru soruyoruz. Soru cevap şeklinde çalışıyoruz. Yazarak çalışıyoruz. Bazen mesela bazılarının başka bir şekilde taktiği oluyor. Onlar birbirimize taktiklerimizi paylaşıyoruz. Güzel. Öyle. Çok güzel. Yani biraz liseli olmayı anlattın. Evet, öyle. Tamam. Peki lise nasıl bir şey mesela? Lise nasıl bir yer? Yani lise, mesela liseli olmak yani ne demek mesela? Biraz anlatabilir misin lütfen? Aslında biz bu ilkokul, ortaokuldan sonra üniversitenin arasında biraz daha liseli olmak, hani yavaş yavaş bu yetişkin büyümek, olmanın... olgunlaşmak. Evet, o anlamda bir adım attığımız bir yer. Güzel. Kendimizi daha çok tanımaya başlamamız gereken, tanıdığımız, daha hani mantıklı, asıl... Kim olduğumuza göre verdiğimiz kararların... Kim olduğumuzu daha çok fark ettiğimiz. Evet.
Neyi fark ediyorsun mesela? Neler istediğini, neler sevdiğini mi, neler istemediğini, neler sevmediğini mi mesela? Orayı biraz anlatabilir misin? Mesela ben şu an ne istemediğimden daha çok eminim. Ben bunun daha önemli olduğunu düşünüyorum. Örneğin ben mesela tarihle pek bir şey yapacağımı düşünmüyorum ileride meslek anlamında. Sayısal bir şey olur diye düşünüyorsun. Ya evet, sayısal olabilir. Olabilir. Hepimizin yetkinlikleri farklı farklı. Bazı öğrenciler diyor ki ben tarihçi olacağım diyor, profesör olacağım diyor, tarihi inceleyeceğim diyor, tarihe katkısı araştırma yaparak tarihin daha iyi anlaşılmasını sağlayacağım diyor. Değişiyor. Evet, ama ben ona da çalışıyorum. Yani bir konuyu sevmememiz, bazen o dersi, ya illa ben sonuçta onun sınavına gireceğim, illa onu hani öğrenmem gerekiyor. Ben tarihe de yine diğer derslere ağırlık verdiğim gibi çalışıyorum. Güzel. Peki liseli olmakla ilgili olarak bir tane daha bir şey istesem ne söylersin? Arkadaşlık derim biraz daha. Çünkü aslında bu mesela akademik anlamda evet zorlayan bir okul. Ama biz burada bile birbirimize destek olup hani beraber ders çalışmak mesela. Kimse hani ben bunu anlatmayayım veya yanlış anlatayım diye bir düşünce içine girmiyor. Hepimiz birbirimize hem güveniyoruz hem arkadaşlıklarımızı geliştiriyoruz. Hepimiz farklı okullardan geliyoruz, orada tanışıyoruz. Hepimiz için yeni bir ortam oluyor. Ama gitgide bu uzaklık azalıyor. Çok yakın arkadaşlar ediniliyor. Ben liseyi çok güzel geçtiğini düşünüyorum şu an. Güzel. Evet. Teşekkür ederim. Tebrik ediyorum seni. Başka bir şey daha soracağım. Mesela LGS'ye hazırlanan bir öğrenciye 3 tane tavsiye versen, yani sen daha önceki yıllarda hazırlandın ama yine de mesela ne tavsiye verirsin, nasıl hamle yapsın, ne yapsın? Yani biraz orayı anlatabilir misin lütfen? İlk olarak ben denemelerin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ben son zamanlarda özellikle çok denemeye girdim. Deneme ne işe yarıyor? Deneme ne yapıyor? Deneme ne demek? Deneme bize sınava giriyormuş gibi aslında sınıyor, yani deniyor. Ve biz orada bildiğimiz tüm bilgileri sanki LGS gibi çözüyoruz. Ben son zamanlarda çok fazla deneme çözmüştüm. Ben bunun katkısının çok olduğunu düşünüyorum. Çünkü biz bir konuya çalışırken sadece hani o konuya odaklı soru çözüyoruz. Ama denemede hepsi biraz daha karışık bir şekilde veriliyor. Deneme bu anlamda beni LGS'de çok İşine yaradı. Oldu. İşime yaradı. Evet, süper. Öyle. Peki başka iki tavsiye daha versen? İkincisi de kendim, ben LGS döneminde nasıl öğrendiğimi fark ettim. Güzel. Bu yüzden ben LGS'ye hazırlananları da ilk olarak kendilerini tanımalarını, nasıl akademik anlamda öğrendiklerini anlamalarını öneririm. Sistemi de anlamalarını öneririm. Ne demek bu mesela? Mesela nereden soru geliyor, kaç soru geliyor? Evet, bu kazanımlardan bahsetmiştim. Kazanımları bence hani aslında o kazanımlarda bizim ne öğrenmemiz gerektiği yazıyor. Yani orada yazanlar zaten... Ne yapılmaya çalışıldı, ne verilmeye çalışıldı, ne öğretilmeye çalışıldığı yazıyor. Evet, sorularda da zaten bizden bu kazanımları çıkartmamız bekleniyor. Dolayısıyla konuları anladıktan sonra mesela benim dönemimde belki hala öyledir. Daha çok günlük hayata uyarlanan sorular var. Yani yenisi sorular bir şekilde o şekilde sorular. Daha mesela paragraf oluyor Türkçe'de. Matematikte, fende biraz daha günlük hayat, deneyler soruluyordu. Yani bu sistemi bilince, ben mesela sistemi anladıktan sonra bu yönde soru çözmeye başladım. Ben soru çözmenin çok önemli olduğunu düşünüyorum üçüncü tavsiye olarak. Çünkü bizler hani soru çözdükçe pekiştiriyoruz. Her türlü soruyu çözmelerine önem, bence bu çok... Yapamayınca ne yapsınlar? Yapamayınca ben mesela böyle fosforlu bir kalemle yapamadığım soruyu test kitabının içinde daire içine alıyordum, kare içine alıyordum. Bu bana çok etkisi oluyordu. Sonrasında o test kitabını böyle karıştırırken gördüğüm zaman bir daha çözüyordum. O benim dikkatimi çekiyordu. Yapmaya çalışıyordum. Güzel, çok teşekkür ederim. Çok güzel tavsiyeler verdin. Kısa da bir süremiz kaldı ama bir konu daha var konuşmak, danışmak, paylaşmak istediğim. Aile desteği. Mesela bu zorlu süreçlerdeki aile desteği. Biraz oraları anlatabilir misin? Mesela annen sana nasıl destek oldu? Baban sana nasıl destek oldu? Ne yaptılar? Hangi hareketleri yaptılar? Bu süreçteki aile desteğini biraz paylaşabilir misin? Dediğim gibi hani bu evet bir sınav ama LGS bittikten sonra çok güzel hayatımızın bir dönemi başlıyor. Bir başlangıç oluyor. Ve ailem bunu bana çok hissettirdi. Yani evet bazen çok kendimi
stresli hissedebiliyordum. Ama ben stresli hissettiğimde ailem her zaman bana destek olup yapabilirsin o güveni veriyordu. Veya sonrasında sonuçta birçok sınava daha gireceğiz. Bunu hissettiriyorlardı. Biz babamla mesela sinemaya gidiyorduk sıklıkla. Bu bana iyi geliyordu. Kafamı dağıtmamı sağlıyordu. Veya ben mesela piyano çalıyorum 11-12 yıldır ve anneme bazen piyano çalıyordum. Bunlar bana çok ailemin bana desteğini hissettiriyordu. Sen ailelere bir tane tavsiye versen nasıl bir tavsiye verirsin? Ailelere bir tane tavsiye versem büyük ihtimalle ya eminim ki çocukları gibi onlar da stres oluyorlardır ama asıl sonuçta bu süreci yaşayan çocuklar bu yüzden bence kendi streslerini ne kadar az yansıtırlarsa o kadar iyi. Çok yansıttıkları zaman çocuk daha çok kaygılanıyor. Evet öyle. Tamam. Aile iyi durduğu zaman, dengeli durduğu zaman daha rahat bir süreç olmuş oluyor. Evet. Süpersin Elif'im. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok güzel bir program oldu. Çok akıcı bir program oldu. Çok teşekkür ediyorum sana da. Merhabalar tekrar. Çok güzel bir program oldu. Paylaşımlar yaptık. Elif kendi dünyasını anlattı. Taktiklerini, tekniklerini anlattı. Aile boyutunu anlattı. Sınavı anlattı. Kafasındaki liseyi anlattı. Arkadaşlık ilişkilerini anlattı. Yaşadığı durumları anlattı. Biraz da hedeflerinden bahsetti. Bunların hepsinin diğer çocuklara yönelik olarak, ailelere yönelik olarak birer yol haritası, birer tavsiye niteliğinde olmasını diliyoruz ve çok güzel bir gün diliyoruz. Sevgiler diyoruz herkese.